her şey çok güzel. Ben çok şanslı biriyim. Ben senden önce karı bir delikte yaşıyordum. Sen beni çıkarttın oradan Deniz. Sen beni ölümden kurtardın. Seni bilmeden ölüp gidecektim. Benimle evlenir misin? Deniz, tamam, sakin ol. Irmağın her zamanki hareketleri. Bir de Nari'nin hamile olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıktı. Bir daha sakın sana olan zaafımı kullanma Sermet. Beni seninle tehdit etme. Sen kaybedersin. Ben sana 6 saat önce evlenme teklif etmişim. Seni o evde o herifle yalnız bırakamazdım, kusura bakma. Adamın evi yanmış ya. Evi yanmış. İnsanlık görevi ya. Sokakta mı bırakayım ben adamı? Ev tutalım, ev alalım, otel bulalım, otel alalım. Irmak bunu bile bile yaptı. Can o eve getirdi, benim arıza çıkartacağımı biliyordu. Tamam, sana gidiyoruz işte. Tamam, sıkıntı yok. Ben seni anladım. Sen de beni anlayacaksın. Bizim bakış açımız farklı ama ben sana kendimi anlatmanın bir yolunu bulacağım. Bir ortak yol bulacağız. Tamam. Deniz, kusura bakma da yani sen beni eski sevgilimle benim evimde görsen ne yapardın? Narin size geldiğinde ben hadise çıkartıyor muyum Sermet Bey? Deniz, Narin'in eli benim elime değmedi. Ama sen Can'la nikah masasını oturdun. Ben o nikah masasından senin için kaçtım ama gelinliklerimle. Ha? Sen hala kıskanıyorsun. Bravo ya. Tamam Deniz. Tamam. Tamam. Sana tamam. Evinize hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne demek oluyor şimdi? Niye benim evim oluyormuş? Ben bugün size evlenme teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Umarım vazgeçmemişsinizdir. Yok, vazgeçmedim de. En mutlu günüm zehir oldu. Merak etme. Bundan sonra hiçbir şeyin
huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğim. Sermet abi, ofise mi geldin? Rıfat. Deniz Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada kalıyorum. Niye burada kalıyor? Ne demek bu Sermet? Hı? Ya yenge, hani tesadüfün dibi, bu Rıfat benim memleketlim, akraban. Biz onu işte burada bir boşada açtık. İş falan bakınıyorduk. Sizin orada işe girmiş işte, tesadüf. Ne büyük tesadüf değil mi? Bu yıllar önce de senin memleketin değil miydi? Yok. O zaman da burada mı kalıyordu Sermet? Hani bizimle çalıştığı yıllarda, üniversite yıllarında. Yok. O zamanlar hiç görüşmüyorduk yani. O zaman hiç karşılaşmıyorduk. O zaman işte Narin yengenin mahalleden... Bu ne demek oluyor Sermet? Ali'ye inanmak istiyorum. Yani senin bu adamı bizi kontrol etmek için göndermediğine inanmak istiyorum ben. Yok yenge, biz yani niye kontrol ederim? Öyle bir şey olabilir mi? Olsun hayatım. Yok. Rıfat oraya ben soktum. Senin dediğin gibi. Ben Sermet Karayel'im. Sevdiklerimi korumak için... kuş uçsa benim haber almam gerekir. Bu çok korkutucu. Deniz, beni tanıyan herkes korkar benden. Ama bir o kadar da başıma çorap örmek isteyenler var. Ben böyle yaşamaya mecburum. Özellikle bundan sonra seni korumak için mecburum. Ne olur beni anla Deniz. Sen ne yapmış olabilirsin? Senin bu kadar düşmanın niye var? Ben istemiyorum. Deniz. Seninle uzun bir yola çıktık. Yapamam diyorsan anlarım. Ama ben sensiz de yapamam. Gideyim mi abi peşine? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.